Değerli arkadaşlar, birkaç teknik bilgi vereyim. Değerli arkadaşlar, şimdi sarmalık tütünle ilgili sarmalık tütün olayı AK Parti iktidarı döneminde sürekli konuşuldu, tartışıldı. Şimdi bu kanunu çıkaran, ticaret belgesi almadan satış yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis getiren kim? 2017 AK Parti iktidarı. Siz kaçakçılık kanununa bu maddeyi koydunuz. Bir taraftan da 4733 sayılı kanuna ne koydunuz? Tek başına içim özelliğine sahip tütün üreticilerin kuracağı kooperatiflere ticaret yapma hakkı verdiniz mi? Verdiniz. Sene kaç? 2017. Bunun yönetmeliğini ne zaman çıkardınız? Tam bundan 5 ay önce çıkardınız. 3 yıl beklediniz. 3 yıl. 3 yıl beklediniz. 3 yıl sonra çıkardığınız yönetmelik ne? Hani siz bu kanunu tek başına içim üzerine sahip tütün üreticilerini korumak adına, biraz önce Sayın Ağabey'in dediği gibi bir dönemde, iki dönemde üretimi yapan küçük üreticiyi korumak adına çıkaracaktınız. Öyle mi yaptınız? Yönetmelik burada. Değerli arkadaşlar, yönetmelik burada. Yönetmelikte arkadaşlar, yönetmelik çıkardığınız bu sorunu çözmekten uzak. Bakınız, siz yönetmelikte yılanla çıyanla beraber Adıyaman tütünsünü torbaya koydunuz. Büyük sigara şirketlerini tütünün üreticisiyle birlikte aynı kefeye koymuşsunuz. Madem yerli ve milli olan bu tütünü koruyacaktık, biz hep söyledik. Adıyaman'ın sarmalık tütünü, 13 yılda yetişen sarmalık tütüne ayrı bir yönetmelik yapmanız lazımdı. Ne yapmışsınız? O imkanların hepsi sigara şirketleri için de geçerli. Bugün siz vergiyi düşürdünüz, Philip Morris için de düşürmüşsünüz, JT için de düşürmüşsünüz. Dolayısıyla üreticinin sorununu çözmekten uzak. Arkadaşlar, bakınız, ben size söylüyorum. Sizin bu yönetmeliğiniz tek başına içim özelliğine sahip tütün üreticisini korumaktan uzaktır. Siz 5 ayla 6 ayla bu süreci, 5 ay sonra bu filmi yine izleyeceğiz. Dinle, öğreneceksin. Dinle. Bir dinle. Dinle, dinle. Ben o 500 metrede üretilen tütünle okumuş bir adamım. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ben oradan elde edilen gelirle okumuştum. Bir dinle. Bir dinle arkadaşlar. Arkadaşlar, bakınız, bu tütün üst kurulu bu yönetmeliği geciktirdi ve çıkardığı yönetmelikte sorunu çözmekten uzak. Adıyaman tütüncüsüyle Philip Morris'i aynı yönetmelikte düzenlemişsiniz. Milli tütünle, yerli tütünle yabancı tütünü aynı kefeye koymuşsunuz. Bu yönetmelikle tütün üreticisinin kuracağı kooperatifin yaşama şansı yok. Kooperatifi kurdunuz. Hangi kooperatif hangi bütçeyle kurulacak? Siz destek veriyor musunuz? Kooperatifi götürüp Ticaret Bakanlığı'na niye bağladınız? Bu tütün tarlada üretiliyor, tarım ürünü. Neden Ticaret Bakanlığı'na bağladınız? Bakınız, bu yönetmelik bu sorunu çözmeyecek. 5 ay sonra tekrar bu filmi izleyeceğiz. Arkadaşlar, Adıyaman üreticisini korumak istiyorsanız size söylüyorum. Bu milli ve yerli ürün için ayrı bir yönetmelik düzenleyeceksiniz. Bunun korunması için, bunların tesisleşmesi için gerekli çalışma yapacaksınız. Şimdi Sayın Aydın diyor ki kooperatifler kurulmuş. Bakınız, bu ürün Türkiye'de 13 yılda üretiliyor. Tütün Üst Kurulu'nun yetkili adamı burada. Tesisleşme için daha bir kişi izin alamamış, hiçbir kooperatif alamamış. Ticaret Bakanlığı'ndan kooperatif kurulmuş ama yetmiyor. Sizin yönetmeniniz burada, ben baktım. Bakınız, mevcut kooperatif yönetmenine göre 6, 7 ve 12. maddeleri okuyun. Bir kooperatifin tesisleşmesi, üretim ve faaliyet izniyle piyasa arz izinlerini alabilmesi için toplam 13 aya ihtiyaç var. 5 ayda nasıl olacakmış? Bu teklifi getirenler bu yönetmeliği okumamış. 13 aya ihtiyaç var, 13 aya. 13 aya ihtiyaç var, 5 ay getiriyorsunuz. Bu sorun 5 ayda çözülecek bir sorun değil. Ben sizleri uyarıyorum. Şunu 2 yıl yapın, 2 yıl. Yerli üreticiye bir zaman tanıyın. Kooperatifçilik yeni bir sistem. Bu insanlar buna alışık değil. Adamlar geleneksel üretim yapıyor. Geleneksel üretim. Bunun ticareti geleneksel anlamda yapılmış. Siz bu insanları büyük sigara şirketlerini kucağına atıyorsunuz. %62 vergiyle bu tütün üretici kooperatiflerinin yaşama şansı yoktur. Sizin yönetmeniniz ölü doğdu, ölü. Ölü doğdu. Bu yönetmeninin sorununu çözmekten uzak. Süreyi en az 2 yıl yapın. Bizim önergemize destek olun. Bu süreçte olayın taraflarıyla konuşun. Milli ve yerli tütünü koruyacak yeni bir yönetmelik yapın. Sigara şirketleriyle aynı kefeye koyarsanız bu iş olmaz. Tütün Üst Kurulu'ndan sarmalık için, bakın, sarmalık için, Tütün Üst Kurulu'ndan sarmalık için şu anda 4 tane büyük şirket yetki almış arkadaşlar. JT almış, Philip Morris almış. Bunlar sarmalığa girmişler. Daha Adıyamanlı üretici kooperatifi kurmadan bunlar zaten piyasayı ele geçirdiler. Yapmayın, etmeyin. Madem bir şey yapacaksınız, gerçekten bu sorunu çözeceksiniz.
Yapacağınız tek şey var. Bakanlığı en az 2 yıl erteleyin. Taraflarıyla görüşün. Milli ve yerli tütünü koruyacak yasal çalışmaları hep birlikte yapalım. Aksi takdirde sorun çözülmez. Siz bu yasayı bak dinlemediğiniz için bak siz insanları dinlemiyorsunuz. Ben bu 1 Temmuz gelmeden önce genel kurulda konuştum. Geldim bu plan bütçede de konuştum. Bakınız 1 Temmuz geliyor. Kooperatifleşme süreci tamamlanmadı. Yasayı uzatın dedim. Yine böyle karşı çıktınız. Ne oldu? 1 Temmuz geldi. Halk isyan etti. Şimdi insanlar cezaevine girdi. Siz şimdi getirip yasayı getiriyorsunuz. 2 hafta önce niye getirmediniz arkadaşlar? İşte yine laf dinlemediniz. Bak 5 ay sonra. Buraya yazıyorum, tarihe not düşüyorum. 5 ay sonra bu mesele yine konuşulacak. Bu sorun böyle çözülmez. Ahmet Bey'i çok seviyorsanız bizim önergeye oy verin, 2 yıl uzatın bu süreci. 2 yıl uzatın, 2 yıl içerisinde bu konu yeniden tartışılsın, konuşsun. Tütün Üst Kurulu bu yönetmelikle bu sorunu çözemez. Büyük sigara şirketleriyle aynı vergiyi köylü Ahmet Efendi ödeyemez. Yapamaz bunu. Yapamaz. Ve şu anda Adıyaman'da 10 tane tütün üreticisi, yaşlı, onurlu insan cezaevinde. İnsanları yani siz sorunu insanları cezaevine atarak mı çözeceksiniz? Polisiye tedbirlerle mi çözeceksiniz? Bu doğru değil. Şimdi bir düzeltme yapalım. Ahmet Bey meseleyi Kemal Derviş'e 2002 öncesinde götürdü de olay öyle değil. Adıyaman sarmalı tütünü ve diğer sarmalı tütünü ilişkin 4733 sayılı kanunun ilgili maddesi Anayasa Mahkemesi 2006 tarihinde iptal etti. Yasal boşluk oluştu. 2008'de AK Parti iktidarı getirdi. Suçu başkasının üstüne hiç atmayın. Bunun sebebi de AK Parti iktidarıdır, onu söyleyeyim. Ya Allah, tütünle mücadele edin. Uyuşturucuyla mücadele edin.